Ben Avukat Ayhan Ömer. Yatırımcı olarak bu hafta Amerika'ya geleceğiz. B1 ve B2 vizesiyle Amerika'ya geleceğiz. Amerika'ya geldiğimiz zaman havaalanında B1 ile giriş yapmamızın doğru olduğu duyumunu aldık. Sizce bunun önemi var mıdır diye takipçimiz bize soruyor. Şimdi şu önemli, eğer siz Amerika'ya geliyorsanız ve kısa bir süre kalacaksanız ve gelişteki amaçla yatırım yapmaksa, farz edelim bir ay kalıp geri döneceksiniz ve gelip yatırımınızı yapıp gitmeyi planlıyorsanız, o zaman tabii ki B1 vizesiyle giriyor olmak çok daha mantıklı olacaktır. Ama eğer diyelim sizin direkt belki öyle bir yatırımınız hemen olmayabilir, geleceksiniz, bir süre gezeceksiniz, belki bakacaksınız, o zaman çok net değilse B2 ile giriş yapabilirsiniz. Ama dediğim gibi eğer kısa bir süreli geliniyorsa ve bu gelişte yatırım yapılacaksa, yatırım imkanlarına kesin bakılacaksa, bu sefer B1 ile giriyor olmakta fayda var. Sadece burada şuna hazır olmanızda fayda var. Görevliler kapıda sorabilirler. Ne tür bir yatırım, işte ne kadar yatırım, nereden? Çünkü görevliler siz B1 belki demeyeceksiniz. İş amacıyla geliyoruz. O zaman sizin buraya gerçekten bir iş amacı derken neyi kastettiğinizi anlamaya çalışacaklar. Acaba bu bir yatırım mı? Acaba bu yerde çalışmak için mi geliniyor? Acaba farklı bir durum var mı diye bunu anlamaya çalışacaklar. Dolayısıyla buradaki önemli olan nokta, bu noktada gelecek soruları sizin gidiş niyetinizin gerçekten yatırım, iş yapma, yani iş kurma olduğunu ama bir yerde çalışarak belli bir kazanç elde etmeye çalışmayacağınızı anlamaları gerekiyor. Bu konuda net olduktan sonra siz tabii ki B1 diyerek girişinizi yapmanızda bir sorun yoktur deyip takipçimizin sorusunu cevaplamış olalım.